Merhaba arkadaşlar. Yine bir hemşire veya hasta bakıcı aranıyor. Bu kez ilan Dortmund'dan. Dortmund'dan bir hastaneden. Bundan önce yaptığım videoda Düsseldorf'taki ilanın pozisyonun hastanede olduğunu belirtmiştim. Maalesef hata yapmışım. Hemen düzeltiyorum. Yaşlı bakım evindeymiş ama bu pozisyon Dortmund'da hastanede. Aranan özellikler aşağı yukarı aynı. Yine lisans eğitimi aldıysanız en az bir yıl tecrübe demişler. Ön lisans eğitimi olanlar da 3 yıl tecrübe istiyorlar. İletişimi iyi, güler yüzlü, merhametli, insanı seven ve değer veren, biliyorsunuz bunlar her yerde gerekli ama özellikle sağlık alanında daha da bir değerli. O yüzden bu melekelerinizin olması çok çok iyi olur. Hem sizin için hem de baktığınız hastalar için. Vardiyalı çalışma imkanınızın olması gerekiyor. Küçük çocuğu olanlar sanıyorum bu şartı yerine getiremezler. Haftalık çalışma süresi yine 40 saat olarak belirlenmiş. Almanya'da çok sık olarak bu 40 saati duyarsınız diye düşünüyorum. Haftalık olarak genelde 40 saattir çalışma süresi. Adli sicil kaydınızın temiz olması gerekiyor. Bu şart denetlenen mesleklerde var. Almanca seviyenizin B1 olması gerekiyormuş. Ayrıca MS Office gibi uygulamaları, temel seviyedeki uygulamaları kullanabilecek seviyede bilgisayar bilgisi de isteniyor. Pozisyon yine Nordrhein-Westfalen, Kuzeyrhein-Westfalia eyaletinde. Dortmund'daki pozisyon hastane pozisyonu, Düsseldorf'taki pozisyon yaşlı bakım evi. Maalesef ikisini karıştırmışım, bir hata yapmışım. Dortmund şehri için aranıyor bu pozisyon. Dortmund şehri için yani hastane pozisyonu B1 seviyesinde Almanca. Belki denkliğinizi başlatmışsınızdır ya da denkliğinizi almışsınızdır veya başlatmayı düşünüyorsunuzdur. Başlatmak isteyen arkadaşların soruları olursa sorularını yazabilirler. Özellikle video altlarında yorumlar kısmında sorularınızı yazmanızı rica ediyorum. Okuyan her arkadaş faydalanabilsin. O yüzden videoların altında sormanızı rica ediyorum. Görevleriniz Türkiye'den farklı olarak hemşireler Almanya'da hastanın hijyen gibi konularıyla da ilgileniyorlar. Beden temizliğiyle ilgileniyorlar, bakımını yapıyorlar. Bu noktanın önemli olduğunu düşünüyorum. Yaptığım videolarda genelde bu noktanın altını çizmeye çalışıyorum. Yatağa bağımlı hastaya pozisyon verme ve sevkiyatında yardımcı olma, yardıma ihtiyacı olan hastanın beslenmesinde yardımcı olmak, ilaç vermek, enjeksiyon yapmak, vital değerlerinin kontrol edilmesi ve verilerin protokolünü tutmak, oluşturmak ya da protokolde değişiklikleri yapmak. Yani zaten protokol yazılıyorsa bugünün değerini oraya girmek örneğin ya da raporda belirtilmesi gerekeni belirtmek, hastanın pansumanını yapmak, sargısını değiştirmek, hastanın ilaç takiplerini yapmak ve çalıştığınız yerde bulunan sağlık ve hijyen koşullarına uymak ve bunları denetlemek. Evet, ben bu pozisyona başvuruda bulunmak istiyorum diyorsanız videoların altında bulunan buraya da yazdığım e-posta adresime özgeçmişinizi ve başvurunuzu gönderebilirsiniz. Konu kısmına hemşire hasta bakımı Dortmund yazmanızı rica ediyorum. Özgeçmişinizi ve yazmak isterseniz niyet mektubunuzu Almanca olarak yazmaya çalışırsanız iyi olur diye düşünüyorum. Buraya geldikten sonra hızlı bir şekilde Almancanız değişecek. Hata yapmaktan çekinmemenizi tavsiye ederim. Hata yapma hakkımız var ve bu hakkımızı kullanırsak ancak o zaman hatalarımızı düzeltme imkanımız da olur. Her birinize iyilikler, kolaylıklar temenni ediyorum. Yollarınız açık ve neşeli olsun.